Ben Afyonkarahisar Diner Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanı olarak görev yaptım son 3 yıldır. İstifa sürecinde partimden istifa ederek milletvekili aday adaylığına başvuru yapacağım. Diner'de 17 yıldır avukatlık yapıyorum. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum. Evliyim, bir çocuğum var. İlçelerde nabız ne? İlçelerimizde çok güzel bir birlik beraberlik var bu aşamada. Bütün ilçe başkanlarımla irtibat halindeyim. İlçelerde gerçekten özellikle Dinar ilçesinden bahsetmem icap ederse biz üyelik sayılarında büyük bir artış yaşadık. Akabinde hiç ummadığımız üyelikler yaptık, güzel çalışmalar yaptık. Tüm ilçelerimizde ziyaretlerimiz var, istişarelerimiz devam ediyor. Gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik, özellikle bu iktidarın gitmesine yönelik halkta bir aydınlanma olduğu kanaatindeyim. Bu seçimlerde Afyonkarahisar özelinde hakikaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin başarılı olacağına olan inancım tam. En az 2 milletvekiliyle bu süreci tamamlayacağız bu seçimlerde. Peki milletvekili olursanız ilk yapacağınız şey ne olacak? Şimdi milletvekili olursak ilk yapacağımız şey, tabii ki ben örgütten gelme bir insanım. Bir ilçe başkanıyım. Biz ilk önce ilçe başkanlarımızın görüşleri ve fikirleri doğrultusunda biz ilçelerimizdeki sorun ve problemleri şu aşamada zaten tespit etmeye başladık. İlçe başkanlarımızdan rica ettik. Biz öncelikli olarak ilçelerimizin sorunları, daha sonra da Afyonkarahisar'ın merkezinde ve çevresinde olan sorunları tespit edip bu sorunlara yönelik çalışmalar başlatacağız. Afyon'un en büyük problemlerinden bir tanesi işsizlik ve göç verme problemi. İşsizlik ve göç verme problemini en az düzeye indirmek için çalışma yapacağız. Özellikle tarım ve hayvancılık bölgesiyle alakalı olarak Afyon'un böyle bir yapısı da var. Biz tarım ve hayvancılıkta parti politikalarımızın belirlediği çalışmaları en iyi şekilde yerine getirmek için gayret edeceğiz. Çiftçimize ve hayvancımıza desteğimizi, aynı şekilde esnaflarımıza olan desteğimizi hükümet programımız dahilinde gerçekleştirmek için çaba içerisinde olacağız bu dönemde. Ve herhangi bir şekilde küskünlük ve kırgınlıklara mahal vermeyeceğiz. Böyle bir çalışma içerisinde olacağız. Geçtiğimiz günlerde mecliste Burcu Köksal'ı ziyaret ettiniz. Bu ziyaretin amacı neydi? Biz öncelikli olarak ben ilçeden çıkmış bir milletvekili aday adayı olarak ilçe başkanlarımızla olan diyaloğumuz ve bana olan destekleriyle birlikte ilçe başkanlarımızla birlikte bir Ankara ziyareti yapmak istedik. Bu Ankara ziyaretimiz kapsamında genel merkez, meclis, partimizin grup toplantısı ve Yeni Mahalle Belediye Başkanımızı ziyaret etmek programımız vardı. Bu program dahilinde ilçe başkanlarımız benimle Ankara'ya gelmeye karar verdiler desteklerini iletmek için. Biz de mecliste Burcu Hanım'ı ziyaret ettik. Tabii doğal olarak bizim milletvekilimiz kendisi. Kendisiyle görüştük. Kendisiyle birlikte grup toplantısına iştirak ettik. Ondan sonra kendisiyle birlikte orada istişareler yaptık. Bazı milletvekilleriyle, grup başkan vekilleriyle tanışma ve görüşme fırsatımız oldu. Akabinde Burcu Hanım meclisteki görevlerine devam etti. Biz Yeni Mahalle Belediyesi'ne geçtik yine ilçe başkanlarımızla birlikte. Dolayısıyla buradaki çalışma benim çalışmamda esasen ilçe başkanlarımızın desteğiyle birlikte Ankara'ya gidip kendimizi tanıtmak, tanışmak, ziyaret etmek partimizin genel merkezini, genel başkan yardımcılarımızı, belediye başkanımızı ziyaret edip bizim aday adaylığımızla alakalı görüşlerimizi, düşüncelerimizi iletmekti. Burcu Hanım da tabii ki oradaki milletvekilimiz olarak bizi mecliste kabul etti. Beraber olduk, birlikte olduk. Amacımız buydu. O gün itibariyle bir gün öncesinde il başkanımız da belirlenmişti. Yusuf Onur Seçme Bey de Ankara'ya gelmiş o gün itibariyle. Onunla da mecliste hep birlikte olduk, olma fırsatı yakaladık. Meclisteki programlarımıza Yusuf Onur Seçme il başkanımız da katıldı. Biz açıkçası güzel bir program olduğu kanaatindeyiz. Burcu Hanım da sağ olsun bizle ilgilendi açıkçası. Herhangi bir şekilde bir sorunumuz, problemimiz yok. Bu anlamda güzel bir ziyaret gerçekleştirdik. Ziyaretimizin amacı
benim milletvekili aday adaylığımla alakalı bir çalışma programıydı. Bunu gerçekleştirdik. Biz memnun kaldık açıkçası. Kendimizi tanıtma fırsatı bulduk. Kendi görüşlerimizi, düşüncelerimizi iletme fırsatı bulduk. Afyonkarahisar milletvekili olarak Burcu Hanım da bizi mecliste ağırladı. Kendisine de teşekkür ederim. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Son olarak eklemek istediğim şey, biz bu dönem gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi olarak Afyonkarahisar ilinde birlik ve beraberlik içerisinde bu seçimleri başarıyla sonuçlandıracağımıza inanıyoruz. Herkesin buna inanmasını istiyorum. Birbirinden değerli aday adayı arkadaşlarımız var ilde. Bundan sonra da yine aday adayı arkadaşlarımız çıkacaktır. Hepsine başarılar diliyorum. Biz ne zaman ki seçim süreci başladı, hepimiz birlik beraberlik içerisinde bu süreci birlikte tamamlayalım ve Afyon'da artık başarıya odaklanalım. Bir milletvekiline sıkışmışlık durumundan çıkalım. Biz en az iki milletvekili ve daha fazlası için mücadele verelim. Tek yumruk olalım, bütün evlere girelim, politikalarımızı anlatalım, hedeflerimizi anlatalım ve başarılı olalım. Birlik beraberlik içerisinde biz bu dönem Afyonkarahisar'da en az iki milletvekili çıkaracağımıza inanıyoruz. Tüm arkadaşlarımızın, tüm aday adayı arkadaşlarımızın da bu doğrultuda birlik beraberlik içerisinde çalışmasını istiyorum. Umarım bu sefer başarılı olacağız.